Aradan yıllar geçti. Mihail'in Simon'un yanındaki altıncı yılıydı. Hayatında hiçbir değişiklik olmamıştı. Hiçbir yere gitmiyordu. Yalnızca gerektiği zaman konuşuyordu ve bunca yıldır yalnızca iki kez gülümsemişti. İlk kez Matriona ona yiyecek verdiği zaman, ikinci kez ise beyefendi kulübedeyken. Simon ondan son derece memnundu. Ona bir daha nereden geldiğini sormadı yalnızca Mihail'in bir gün çekip gitmesinden korkuyordu. Hepsinin evde olduğu bir gündü. Matriona fırına demir kaplar yerleştiriyordu. Çocuklar sedilerin etrafında koşuyor, pencereden dışarı bakıyorlardı. Simon bir pencere kenarında dikişle uğraşıyor, Mihail diğer tarafta ayakkabının topuğuna ökçe çıkıyordu. Çocuklardan biri Mihail'e doğru koştu. Onun omzuna yaslandı ve pencereden baktı. ''Baksana Mihail amca, Orada bir bayan var, yanında da küçük kızlar. Galiba buraya geliyorlar. Kızlardan biri topal olan bunu söyleyince Mihail işini bıraktı. Pencereye dönüp dışarıya baktı. Simon şaşırmıştı. Mihail şimdiye kadar hiç dışarıya bakmamıştı. Ancak şimdi pencereye yapışmış, gözlerini bir noktaya dikmiş duruyordu. Simon da dışarıya baktı ve güzel giyimli bir bayanın kürk paltolar giymiş, yünden şallara sarılmış iki ufak kız çocuğunun elinden tutarak kulübelerine doğru ilerlediğini gördü. Kızlar o kadar birbirlerine benziyorlardı ki onları birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansızdı. Birinin sağ bacağı sakattı ve aksayarak yürüyordu. Kadın avludan geçerek kapının önüne geldi. El yordamıyla kapı mandalını buldu ve kaldırdı. Önce küçük kızları içeri soktu. Ardından da kendisi girdi. Merhaba, iyi günler. Lütfen içeri girin, dedi Simon. Sizin için ne yapabiliriz? Kadın masaya oturdu. Küçük kızlar da kulübedekilerden korkmuş, kadının dizlerine yapışmışlardı. Sizden bu ufak kızlar için baharlık deri ayakkabılar yapmanızı istiyorum. Yaparız elbette. Daha önce hiç bu kadar ufak ayakkabı yapmamıştık ama ister şeritli, ister düz keten astarlı ayakkabılar yapabiliriz. Adamım Mihail bu işte ustadır. Simon Mihail'e baktı ve onun işini bırakıp bakışlarını kızlara diktiğini gördü. Simon şaşırmıştı. Siyah gözlü, tombiş, pembe yanaklı kızlar gerçekten de çok tatlıydı. Güzel şallar takmışlar ve kürk mantolar giymişlerdi. Ama Simon Mihail'in sanki kızları daha önceden görmüş, tanıyormuş gibi davranmasını anlam veremedi. Çok şaşırdı. Ama fiyatı belirlemek üzere kadınla konuşmaya devam etti. Fiyatta anlaşma sağlanınca ölçüyü hazırladı. Kadın topal kızı dizlerinin üstüne oturttu ve "İki ölçüyü de bu kızdan al." dedi. Bir tane topal ayak için, diğer üçü de sağlam ayaklar için. İkisinin ayağı da aynı büyüklükte. Bunlar ikiz. Simon ölçüyü aldı. Topal kızla ilgili konuşmaya başladı. Nasıl oldu bu? Gerçekten de çok tatlı bir kız. Böyle mi doğdu yoksa? Hayır, annesi bacağını ezmiş. O sırada Matrion'a konuşmaya katıldı. Bu kadını ve çocukların ebeveynlerini merak ediyordu. Siz onların annesi değilsiniz o zaman. Hayır, iyi yürekli bayan. Ben onların ne annesi ne de akrabasıyım. Onları tanımıyordum, evlat edindim. Onlar sizin çocuklarınız değil yani. Peki neden onları bu kadar seviyorsunuz? Onları sevmemek elde mi? İkisini de ben emzirdim. Bir zamanlar benim de bir çocuğum vardı ama Tanrı onu yanına aldı. Bu kızlara düşkün olduğum kadar kendi çocuğuma düşkün değildim. Öyleyse bu çocuklar kimin? Kadın konuşmaya başladı ve onlara bütün hikayeyi anlattı. Yaklaşık altı yıl önce anne ve babaları bir hafta içerisinde öldüler. Babaları salı günü toprağa verildi. Anneleri ise cuma günü vefat etti. Bu yetimler babalarının ölümünden üç gün sonra doğdular. Anneleri onlar doğduktan sonra bir gün bile yaşayamadı. Ben ve kocam o sırada köyde yaşayan sıradan çiftçilerdik. Onların komşularıydık. Avlumuz hemen onlarınkinin yanındaydı. Babası ormanda odun kesen yalnız bir adamdı. Bir gün ağaç keserken, ağaçlardan biri üstüne devrilmiş, adamcağızın neredeyse içi dışına çıkmış. Ruhunu Tanrı'ya teslim etmeden zar zor evine yetiştirmişler. Aynı hafta karısı bu küçük ikizleri doğurdu. Kadın çok fakir ve yalnızdı. Genç ya da yaşlı hiç kimsesi yoktu. Çocukları tek başına doğurdu. Tek başına da öldü gitti. Ertesi gün kadını görmeye gittim. Ama kulübeye girdiğimde zavallı kadının bedeni kas katıydı. Buz kesmişti bile can çekişirken bu çocuğun üstüne yuvarlanmış ve ayağını ezmiş. Köy halkı kulübeye geldi. Ölüyü yıkadılar. Tabuta koyup toprağa verdiler. Onlar iyi insanlardı. Bebekler tek başlarına kala kalmıştı. Şimdi onlara ne olacaktı? O anda bebeği olan tek kadın bendim. Sekiz haftalık olan ilk çocuğumu büyütüyordum. Böylece onları bir süreliğine yanıma aldım. Köylüler bir araya geldiler. Bunlara ne olacak diye kafa yordular. En sonunda gelip bana "Mary, kızları şimdilik sen alsan iyi olacak. Daha sonra bir çaresine bakarız." dediler. Önce sağlam olanı emzirmeye başladım ama bu sakat olanı yaşamayacağını düşünerek emzirmedim. Ancak sonra bu masumun ne suçu var diye düşündüm. Acayip onu da emzirmeye başladım. Oğlum ve bu ikisini, üçünü birden emziriyordum. Gençtim, sağlıklıydım. Yeteri kadar iyi besleniyordum ve Tanrı o kadar çok süt veriyordu ki bazı zamanlar fazla geliyordu. Bazı zamanlar üçüncüsü beklerken ikisini aynı anda emziriyordum. Biri doyduğunda üçüncüyü emziriyordum. Ama bunlar büyürken Tanrı kendi çocuğumun iki yaşına gelmeden toprağa girmesini istedi. Başka çocuğum yoktu ama durumumuz iyiydi. Kocam şu anda değirmende Mısır tüccarının yanında çalışıyor. İyi kazanıyor ve halimiz vaktimiz yerinde. Ama kendi çocuğum yok. Bu kızlar olmasa ne kadar yalnız kalırdım bir bilseniz. Onları nasıl sevmeyeyim? Onlar hayatımın anlamı, bu dünyada mutlu olma nedenim. Kadın bir eliyle topal kızı dizine oturturken diğeriyle de yanağındaki yaşları sildi. Matriona içini çekti. Şu atasözü ne kadar doğruymuş. Bir kişi annesi babası olmadan yaşayabilir ama tanrı olmadan yaşayamaz. Oturmuş sohbet ediyorlardı. Ancak bir anda bütün kulübe sanki Mihail'in oturduğu yerde şimşek çakmış gibi aydınlanıverdi. Hepsi bakışlarını ona çevirdi. O Ellerini dizlerinin üstüne yerleştirmiş gülümseyerek yukarı bakıyordu. Kadın kızları alarak gitmişti. Mihail oturduğu yerden kalktı elindeki işi bıraktı. Önlüğünü çıkardı. Ardından Simon ve karısının önünde eğilerek elveda efendilerim. Tanrı beni bağışladı. Eğer bir hata yaptıysam sizin de beni bağışlamanızı istiyorum. dedi. Mihail'in vücudundan bir ışık yayıldığını gördüler. Simon ayağa kalktı. Mihail'in önünde eğildi. Senin sıradan bir adam olmadığını görüyorum Mihail. Bu yüzden seni ne alıkoyabilirim ne de sana soru sorabilirim. Yalnızca bana şunun yanıtını ver. Seni bulup eve getirdiğim zaman çok üzünlü ve kederliydin. Ama karım sana yiyecek verdiği zaman gülümsedin ve yüzün parıldadı. Ardından beyefendi çizme ısmarlamaya geldi, tekrar gülümsedin ve daha fazla parıldadın. Şimdi de bu kadın küçük kızları getirdiği zaman sanki güneş gibi parladın. Söyle bana Mihail, neden yüzün böyle parlıyor? Neden bu sözünü ettiğim zamanlarda gülümsedin? dedi. Mihail, vücudumdan ışık yükseliyor dedi. Çünkü ben cezalandırılmıştım. Ama şimdi Tanrı beni bağışladı. Üç kere gülümsedim. Çünkü Tanrı beni üç gerçeği öğrenmem için yolladı ve bunların ne olduğunu öğrendim. Bunlardan bir tanesini karın bana acıdığı zaman öğrendim. İlk defa bu yüzden gülümsedim. İkincisini zengin adam çizmeleri ısmarladığı zaman öğrendim ve tekrar gülümsedim. Şimdi o ufak kızları gördüğümde ise üçüncü ve son gerçeği öğrendim ve üçüncü kez gülümsedim. Simon ardından, ''Söyle bana Mihail ne yaptın da Tanrı seni cezalandırdı? Bu üç gerçek de ne? Söyle ben de bileyim.'' dedi. Mihail, ''Tanrı beni ona itaat etmediğim için cezalandırdı.'' dedi. ''Bir zamanlar cennette bir melektim. Ve Tanrı'nın emrine uymadım. Tanrı beni bir kadının ruhunu almam için yollamıştı. Yeryüzüne geldim ve daha yeni ikiz doğurmuş hasta yatan bir kadın gördüm. Bebekler çaresizce annelerinin yanında yatıyordu. Ama kadın emzirmek için onları kaldıramıyordu bile. Beni gördüğünde Tanrı tarafından ruhunu almam için gönderildiğimi anladı ve ağlayarak "Ey Tanrı'nın meleği!" dedi. Kocamın üstüne ağaç düştü, öldü ve daha yeni gömüldü. Ne kardeşim ne teyzem ne de annem var. Bu yetimlere bakacak kimsem yok. Canımı bağışla, beni ölmeden bırak da bebeklerimi emzireyim. Onları besleyeyim, ayakları üstünde dursunlar. Çocuklar anneleri ve babaları olmadan yaşayamazlar. Kadını dinledim, çocuklardan birini göğsüne yerleştirdim. Diğerini de kollarına bıraktım ve cennete döndüm. Tanrı'nın yanına gittim, ona kadının ruhunu alamadım dedim kocası bir ağacın üzerine devrilmesiyle ölmüş. Kadının ikizleri vardı. Kadın canını almamam için yalvardı. Bırak da çocukları büyütüp besleyeyim, ayakları üstünde durduklarını göreyim. Çocuklar anneleri babaları olmadan yaşayamazlar dedi. Ben de onun ruhunu almadım. Tanrı da bana, git annenin ruhunu al ve üç gerçeği öğren. İnsanın içinde ne yaşar? İnsanlara ne verilmemiştir? İnsan neyle yaşar? Bu üçünü öğrendiğin zaman cennete dönebileceksin dedi. Böylece tekrar yeryüzüne geldim ve annenin ruhunu aldım. Bebekler annenin göğüslerinden düştüler. Kadının vücudu yatağın üstünde yuvarlandı ve bir bebeğin ayağını ezdi. Kadının ruhunu Tanrı'ya götüreceğimi umarak göğe yükseldim. Ancak bir fırtınaya yakalandım ve kanatlarım koptu. Ben yeryüzüne düşerken kadının ruhu tek başına Tanrı'ya yükseldi.